Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık metabolizma ve enerji dediğimiz konuya geçiş yapıyoruz. Bu arada başlamadan önce söyleyeyim, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz, mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar. Nedir peki metabolizma ve enerji, hangi konunun altında, içerisinde neler işleyeceğiz? Arkadaşlar ilk önce enerji dönüşüm yasaları dediğimiz bir konu var. Bunu işleyeceğiz. Daha sonra endergonik, egzergonik tepkimelerden bahsedeceğiz. Sonra ATP'nin yapısından, hidrolizinden bahsedeceğiz. Ve ATP'yi iyice öğrendikten sonra hücresel solunuma geçeceğiz. Yani fermantasyon, hücresel solunum, daha sonrasında fotosentezi anlatacağız. Buna bağlı olarak metabolizma ve enerji dediğimiz üniteyi bitirmiş olacağız. Yani bunun altında fermantasyon, solunum, fotosentez konuları var. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi isterseniz başlayalım. Şöyle sayfamı değiştireyim. Arkadaşlar, enerji dönüşümü yasalarından bahsedeceğim ben burada. Nedir bu yasalar? Şimdi bizim termodinamik dediğimiz bir yasamız var. Termodinamik. Arkadaşlar, bir madde birlikteliğinde enerji dönüşümlerinin incelenmesine biz termodinamik diyoruz. Yani bir iki madde bir araya geldi. Bunların birlikteliğinde meydana gelen enerji dönüşümlerine ne diyoruz? Termodinamik diyoruz. O zaman yazalım. Bir madde birlikteliğinde oluşan enerji dönüşümlerine termodinamik denir. Şimdi bakın, enerjinin termodinamiğin aslında iki tane kanunu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, iki tane yasası var. Bunlardan bir tanesi evrenin enerjisi sabittir diyor. Yani enerji ortamda bulunuyor. Biz bunu sadece dönüştürüyoruz. Enerji yoktan var edilemez ve tekrardan oluşturulamaz arkadaşlar. Ancak ne olur? Dönüştürülebilir. Yani canlıdan canlıya aktarılır ya da dönüştürülür arkadaşlar. Bu şekilde termodinamiğin birinci yasasıdır. O zaman termodinamiğin birinci yasasını yazalım. Termodinamiğin birinci yasası. Şimdi bu birazcık fiziğe giriyor ama hani enerjiyle ilgili anlatacağım konulardan dolayı birazcık bunlara değinmek istedim arkadaşlar. Tabii tamamına değinmedim. Campbell'a bakarsan bayağı birkaç sayfa anlatmış bunu böyle. Ben sadece bizim için gerekli olan kısımlarını aldım. Çok fazla detayına inme gereği duymadım. Diyor ki termodinamiğin birinci yasası, evrenin enerjisi sabittir. Evrenin enerjisi sabittir diyor. Enerji aktarılabilir ya da dönüştürülebilir arkadaşlar. Yeniden oluşturulamaz ya da yok edilemez diyor. Enerji aktarılabilir, ya da dönüştürülebilir. Yoktan var edilemez. Ya da yok edilemez. Yani biz bunu ne yeniden oluşturabiliyoruz ne de yok edebiliyoruz arkadaşlar. O enerji ortamda bulunuyor. Şimdi bu yasayı biz enerjinin sakınımı yasası olarak da biliyoruz. Yani enerjinin korunumu yasası olarak da bilinir arkadaşlar. Bu yasa enerjinin korunumu. Korunumu yasası olarak da bilinir. Şimdi enerjinin korunumu yasasında mesela örnek vereyim. Hani güneş ışığı ne yapıyor? Bitkiler bunu kullanıyor, değil mi? Arkadaşlar, güneş ışığını bitkiler kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Yani enerji bitki tarafından üretilmiyor. Sadece dönüştürülüyor arkadaşlar. Bitki enerjinin üreticisi değil, neycisi? Dönüştürücüsüdür. O zaman şöyle örnek olarak yazalım. Güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştüren bir bitki
Bir bitki enerji üreticisi değil, üreticisi değil, necisidir dedik, dönüştürücüsüdür, değil mi? Dönüştürücüsüdür. Yani bitki enerjiyi yoktan var etmiyor, var olan enerjiyi dönüştürüyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim birinci yasamız. Bir de gelelim ikinci yasaya. Termodinamiğin ikinci yasası diyelim. Termodinamiğin ikinci yasası. İkinci yasası. Arkadaşlar ikinci yasada şöyle diyor ki her enerji aktarımı ya da dönüşümü evrenin entropisini artırır. Peki entropi nedir? Entropi de kimyada gördüğümüz bir şeydi. Ben lise yıllarından öyle hatırlıyorum. Entropi arkadaşlar düzensizliğin ya da gelişi güzelliğin ölçüsüdür. Yani şöyle düşünün. Maddeler bir araya gelirken ne kadar düzensiz bir araya gelirse ya da ne kadar gelişi güzel bir araya gelirse bunların entropisi o kadar büyüktür diyor. Yani entropi neymiş? Gelişi güzellik veya düzensizlikmiş. O zaman yazalım termodinamiğin ikinci yasasına. Diyor ki her enerji aktarımı ya da dönüşümü evrenin entropisini artırır. Evrenin entropisini artırır. Entropinin de ne olduğunu açıklayalım. Entropi düzensizliğin ya da gelişi güzelliğin ölçüsüdür. Evet. Şöyle diyelim. Bir madde birlikteliği ne kadar düzensizse entropi o kadar büyüktür. Yani düzensizlik arttıkça entropi artar diyor arkadaşlar termodinamiğin ikinci yasası. Şimdi biz enerji dönüşümü yasalarını gördük. Dediğim gibi kısaca anlattım arkadaşlar. Şimdi gelelim metabolizmadaki endergonik ve egzergonik tepkimelere. Başlık olarak yazalım. Metabolizmadaki endergonik ve egzergonik şöyle tepkimeleri uzun uzun yazmıyorum. Şöyle tep dedim geçtim. Nedir metabolizmadaki endergonik tepkime, egzergonik tepkime? Şimdi arkadaşlar yapım olayları, yıkım olayları vardı. Hatırlayın metabolizmadaki yapım olayları ve yıkım olayları endergonik ve egzergonik tepkime olarak ayrılıyor. Endergonik tepkime enerji alan tepkimedir. Egzergonik tepkime de arkadaşlar enerji veren tepkimedir. Bakın egzo zaten dışarı demek. Dışarı enerji veren tepkimelere biz egzergonik tepkime diyoruz. Endo içeri demektir. İçine enerji alan yani enerji harcayan tepkimelere de ne diyoruz? Endergonik tepkime diyoruz. İlk önce egzergonik tepkimeden başlayalım. Egzergonik yani enerji veren tepkime. Egzergonik tepkime net olarak enerji verir. Mesela arkadaşlar hücresel solunum. Buna örnektir diyelim. Yazalım hücresel solunum neydi? Hücresel solunum C6H12O6. Her zaman için glikozdan gösteriyoruz. Oksijen arkadaşlar 6 tane oksijen kullanılıyor. Daha sonra 6 tane karbondioksit, 6 tane su molekülü oluşturuluyor artı enerji oluşturuluyor. Bu enerjinin bir kısmı ATP'ye dönüşüyor. Bir kısmı da arkadaşlar ısıya dönüşüyor. Şimdi net olarak 32 tane ATP üretiliyor diyoruz. Hani
Hücresel solunumu anlatırken zaten nasıl üretildiğini de anlatacağım. Arkadaşlar buradaki enerjinin bir kısmı da ısıya dönüşür. Bu ısı bizim vücut ısımızı dengelemede kullanılır. Ayrıca bu enerjinin fazlası da yine ısıya dönüştürülüyor. Bu yüzden de mesela çok fazla spor yaptığımız zaman vücut ısımızın artmasının sebebi budur. Çünkü enerjinin fazlası ısıya dönüştürülüyor. Veya aynı odada bulunan mesela kalabalık bir topluluk içindesiniz. Bir süre sonra o odanın ısındığını yani sıcaklığının arttığını görürsünüz, hissedersiniz. Bunun sebebi de enerjinin fazlasının ısıya dönüştürülmesidir. Gelelim endergonik tepkimeye. Endergonik tepkime de enerji alan tepkimedir arkadaşlar. Yani enerjiyi harcayan. Endergonik tepkime çevresindeki enerjiyi soğurur. Yani harcar. Mesela buna da fotosentezi örnek olarak verebiliriz. Fotosentez örnektir. Arkadaşlar fotosentezde tabii bir fark var. Hem enerji üretiliyor hem de tüketiliyor. Tabii oraya geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Fotosentez zaten solunumun tam tersidir. Karbondioksit 6 tane su molekülü artı enerjiyi kullandı. Daha sonra bunu C6H12O6 glikoz ve arkadaşlar oksijeni çevirdi. Dediğim gibi fotosentezde buradaki enerji üretiliyor hem de tüketiliyor. Mesela aktif taşımayı yine örnek olarak verebiliriz. Aktif taşımada direkt olarak enerji harcanıyor. Veya endostoz, egzostoz arkadaşlar bunlar da örnek olarak verilebilir. Evet bizim enerji dönüşümü yasalarımız, metabolizmadaki tepkimelerimiz bunlar. Endergonik ve egzergonik tepkimeyi umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde karşımıza çıkacak. Şimdi videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda arkadaşlar ben size ATP'nin yapısından bahsedeyim. Bakayım şöyle aslında çok uzun değil, bu videoda da bahsedebilirim. Şöyle yapalım. Bu videoyu kesmeyeyim, zaten 10 dakika olmuş. Bu videodan devam edelim. ATP'nin yapısı ve hidrolizi diyeceğiz arkadaşlar başlık olarak. ATP'nin yapısı ve hidrolizi. İlk önce yapısından bahsedelim. Arkadaşlar ATP adenozin trifosfat. Bakın yapısında ne var? Adenin bazı var. Riboz şekeri ve 3 tane de fosfat grubu var. O zaman yazıyorum. ATP'nin yapısında adenin bazı, riboz şekeri ve 3 tane fosfat grubu vardır. Arkadaşlar, ribonükleik asit olarak da isimlendiriliyor ATP. Çünkü neden? Yapısında riboz şekeri var. Bu yüzden de ribonükleik asit olarak da isimlendiriliyor. Yazalım. Ribonükleik asit veya ribonükleotit. Pardon, nükleik asit değil. Ribonükleotit yazacağım şuraya. Ribonükleotit olarak da isimlendirilir. Buraya yanlış yazdım. Ribonükleotittir arkadaşlar. Bu şekilde de isimlendiriliyor. Şimdi yapısından şöyle bahsedeyim. Bakın adenin bazı var. Adenin bazı biliyorsunuz çift halkalı bazdı. Daha sonra riboz şekeri var. Riboz 5 karbonlu şeker. Ve 3 tane de fosfat grubu var. Arkadaşlar bu fosfat grupları arasında yüksek enerjili bağlar vardır. Bakın şurada 2 tane yüksek enerjili bağ var. İşte bu bağlar koparıldığı zaman enerji açığa çıkar ve bu enerji kullanılır. Bunları şöyle yapacağız. Bakın adeninle riboz bir araya geldiği zaman biz bu yapıya ne diyoruz? Adenozin. Adenozin diyoruz. Adenozinin yapısına bir tane fosfat katıldığında adenozin monofosfat diyoruz. İki tane fosfat katıldığında arkadaşlar adenozin difosfat diyoruz. Üç tane fosfat katıldığı zaman ise adenozin trifosfat yani ATP diyoruz. Bu şekilde ATP'nin yapısı. Şunu da yazalım. ATP'deki fosfat grupları arasındaki bağlar arkadaşlar hidrolizle kırılabiliyor. Yani suyla parçalanabiliyor. Parçalandığı zaman en uçtaki bakın ilk önce şuradan başlanır. En uçtaki fosfat ayrılır ve bu fosfat ayrıldığı zaman arkadaşlar ne oluyor?
enerji açığa çıkıyor. Yaklaşık olarak 7.3 kalori kadar bir enerji açığa çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Kısaca yazacağım zaten. ATP'deki fosfat grupları arasında yer alan bağlar hidroliz ile kırılabilir. En uçtaki fosfat bağı bir molekül su ile hidroliz edildiğinde yaklaşık 7,3 kilokalori kadar enerji açığa çıkar ve inorganik fosfat arkadaşlar, inorganik fosfatı bu şekilde gösteriyoruz, ayrılır. İnorganik fosfat da ne yapıyor? ATP'nin yapısından ayrılıyor ve ADP ortaya çıkıyor. Peki arkadaşlar, hidroliz sonucunda enerji açığa çıktığı için biz buradaki bağlara ne diyoruz? Yüksek enerjili bağlar diyoruz arkadaşlar. Fosfat bağları. Bakın onu da yazayım. Şöyle yazalım. Yüksek enerjili fosfat bağları. Fosfat bağları. Şuradaki bağ ester bağıdır. Ester bağı. Şuradaki bağ da arkadaşlar glikozit bağıdır. Yapısında. Ama enerji veren hangisidir? Bu iki bağdır. Evet, şimdi gelelim ATP'nin hidrolizine, yani nasıl oluşuyor? Şöyle göstereceğim arkadaşlar ATP'nin hidrolizini. ATP artı su, bakın, bir araya gelir, parçalanır ve ADP artı inorganik fosfat oluşturulur. İşte bu bir dönüşüm şeklinde gerçekleşir. Şöyle dönüşüm şeklinde gerçekleşiyor. Arkadaşlar, ATP'nin üretilmesi olayına biz fosforilasyon diyoruz. Fosforilasyon. Hemen şuraya yazıyorum. Fosforilasyon. ATP'nin tüketilmesi neyse, yani ATP'nin hidrolizi neyse, ne diyoruz? Defosforilasyon. Zaten başına D getirdiğimiz zaman olumsuzu anlamında kullanıyorduk. Şimdi burada bakın, şu olayda burada ne yapıyor arkadaşlar? ADP'nin yapısına bir tane inorganik fosfat bağlanıyor ve ATP üretiliyor. Arkadaşlar, bunlar enerji üreten, yani enerji açığa veren egzergonik tepkimelerdir. Bakın buradaki tepkimeler egzergonik tepkimelerdir. Egzergonik tepkimeler ne yapıyor arkadaşlar? Enerji açığa veren tepkimelerdir. Şimdi ATP'nin yıkıldığı, yani enerji harcayan tepkimeler ise endergonik tepkimelerdir. Endergonik tepkimelerdir. Arkadaşlar, burada egzergonik tepkimelere mesela örnek yazayım. Hani üretilenlere yazayım ben. Üretilenler nedir? Hücresel solunum. Hücresel solunumda üretiliyor. Sonra fotosentezde bakın hem üretiliyor hem tüketiliyor. Yani hem buraya yazabiliriz hem buraya yazabiliriz. Ayrıca yine kemosentezde de hem üretilir hem tüketilebilir. İkisine de yazarız. Endergonik tepkimelere de ne yazalım? Mesela aktif taşıma, enerji harcanıyor. Daha sonra sinirsel iletim, enerji harcanıyor. Kas kasılması, değil mi? Enerji harcanıyor. Yine bir sürü bir şey yazabiliriz. Yani enerjinin üretiminden çok harcandığı tepkime daha fazla. Bu şekilde ATP'nin üretimi ve tüketimini anlattık. Şimdi bir de fosforilasyon çeşitleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kısaca fosforilasyon çeşitleri. Arkadaşlar, bunları dediğim gibi bu fosforilasyon çeşitlerini işte solunumu, fotosentezi anlatırken detaylı olarak bahsedeceğim. Burada sadece isim olarak vereceğim. Nedir bunlar? Bakın, birincisi substrat düzeyinde fosforilasyon.
substrat düzeyinde fosforilasyon. Neden buna böyle diyoruz? Eğer ki harcanan bir organik madde ise ve bu organik maddenin harcanmasından enerji üretiliyorsa biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Peki bu nerede olur? Bu hücresel solunumun glikoliz evresinde ve arkadaşlar Krebs çemberinde gerçekleşir. Bu substrat düzeyinde fosforilasyon. Daha sonra geliyorum ikincisi oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon. Bu da oksijenin kullanılarak enerji üretildiği tepkimedir. Fosforilasyon çeşididir. Bu da arkadaşlar nerede olacak? ETS evresinde olacak. Hem hücresel solunumun ETS evresinde olacak arkadaşlar. Bir de kemosentezde olacak. Şimdi kemosentezdekine ayrıca kemofosforilasyon deniliyordu ama bakıldı ki ikisinde de oksijen kullanılıyor. O yüzden ikisine de oksidatif fosforilasyon denildi. 3'te fotofosforilasyon diyeceğiz. Fotofosforilasyon. Burada da ışık enerjisinin ATP'ye dönüşümü gerçekleşir arkadaşlar. Bu da adı üstünde nerede olacak? Fotosentezde gerçekleşecek. İşte ben bunların detaylarını solunumda, işte fotosentezde, kemosentezde anlatacağım. Burada sadece isim olarak bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Evet, böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Çok fazla da süreyi aşmadık. 21 dakika oldu. Sonraki videoda hücresel solunuma geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.